Evet Çikiltao Hacı'nın referansıyla alınan bir oyuncu. Elbette Morutan hakkında da Hacı'nın görüşünü merak etmiştir Galatasaraylı idareciler. Mahmut abi Hacı'nın söylediği gibi, bir adaptasyon sürecini atlatmaları lazım, alışmaları lazım. Yetenekli oyuncular diyor e, vatandaşları için Hacı. tabi Hacı'nın e, önerdiği referans olduğu oyuncular elbette e, bir kumaşı bir kalitesi vardır. Mutlaka. Ara geçenlerde de burada söyledim. E, Romanya'dan oyuncu alınıyorsa geliyorsa orada sizin en iyi scoutlarınız orada zaten. Yerindeler. Burada başta Hacı var, Popescu var, Ille var, Filipescu var bir sürü. Orada eski oyuncular var. Onların referansları boş olmaz gibi gözüküyor. E tabii e, en babası da gelse Topçu'nun burada bir adaptsiyon sü sürecine giriyorsunuz. Yani işler istemez giriyorsunuz. E, beklentiler genç de olsa, orta yaşlı da olsa, yaşını biraz da almış oyuncular da olsa hep beklenti nedir? Size verimli olmasıdır. İstenilenler odur. Ama bunların tabii özellikleri Vilas Savorantano daha genç olması. Morutan. pardon Morutan. Daha genç olması, 99 doğumlu olması ve verimli bir oyuncu olması. Zaten ilk maçta da kısa da oynasa kendisinin futbol ee, ne kadar fundamental, ne kadar iyi olduğunu gördük. Ee, zaten ben kendi şahsıma söylüyorum. Benim bildiğim e, birisiydi, bir oyuncuydu. Ee, daha da üzerine katar mı? Katar. Ee, burada tabii sadece tek kendisi değil, genel olarak düşünmek lazım. Takım, hoca, e, oyun düzenleri, yeni bir e, gençleşme değilim ona biz, e, o tarzda söyleniliyor. Yeni bir yapılanma diyorum ben ona. Onun üzerine gidiyor Galatasaray ki Fenerbahçe'de aynı şekilde. E, Buralar e, kolay olmuyor bu değişiklikler. Sancılı oluyor. Hemen bugünden yarın olan bir şey değil. Herhalde biz e, Galatasaray'ı şöyle söyleyeyim bir beşinci haftadan sonra yavaş yavaş e, oturacak bir takım olarak göreceğiz. E, burada puanlar kaybedilecek, galibiyetler gelecek, mağlubiyetler olacak bu takımın kötülüğünden değil. Adapsiyon sürecinin biraz daha belki de uzun süreceğinden kaynaklanabiliyor ama... E, yani o için çok ön yargılı olmamak lazım. Beklemek gerekecek. Hacın de söyledi. O, tabii çalışacaklar. Çalışmadan bir şey olmuyor. Daha da buradan ileri gitmek istiyorsan mutlaka buradakinin üzerine koyacaksın. Biraz evvel anlatmaya çalıştığım gibi hep birlikte olacak bir şey. Takımlı olacak bir şey ve teknik eğitimli olacak bir şey. Bekleyelim. Zaman bize de gösterecek. Peşin hükümlü olmamak. Aynen yani. öyle. Bütün herkes için. Bütün gelen topçular için öyle. Sen nasıl değerlendirmek istersen. Vallahi benim morutan çok etkiledi. Yani Çıkıldağ'dan tamam e, daha çok belki skor üretti, daha fazla şans buldu ama e, beni etkileyen oyuncu Murutan oldu e, bir maç henüz ama müthiş bir özgüven e, hani Hacı da uyum süreci diyor, hocamız da uyum süreci diyor. Tabii ki e, geldiği ülkeye adapte olması takıma e, dile saha içindeki dile vesaire birçok şey. E, zamanı daha iyi gidecektir ama bu kadar güçlü bir başlangıç ilerisi için daha büyük umutlar veriyor. E, açıkçası çok uzun yıllar biz bir e, Rumen ekolü izledik. Belki e, takım içindeki ağırlık o değildi. Teknik heyette ağırlık o değildi ama o Hacı Popescu Filipescu o dönem e, çok başka bir klasayı <laughs> e, Belki de e, yeniden böyle bir sayfa açılacak ve e, Morutan e, sanki takımın Lideri olacak bir oyuncu profili çizdi ama nasıl e, çıkıl daha iki maçta e, eleştirecek durumumuz yoksa morutan da bir maç üzerinden göklere çıkaracak halimiz yok ama e, Kumaşı iyi oyuncular gibi görünüyor. Ben Murutan için burada e, çok abartmam oyunculara ben Murutan için çok çok biraz çok farklı konuştum. Çok enteresan bir oyuncu yani son dönemlerde bize gelen bize genç gençte yutturulan oyunculardan çok çok farklı bir oyuncu. Hani e, takımı tek başına sırtlayabilecek, götürebilecek sizi o bir sıkıştığınız dönem o ateşi yakalayabilecek, sizi ileri taşıyabilecek oyuncuların hemen hemen şu andaki Galatasaray kadrosunda en başta gelenlerden. En başta. Çekil daha için onu söyleyemiyorum. O biraz daha biraz daha bekleyeceğiz onu ama bu öyle değil. Bu çok enteresan bir ve oynadığı pozisyonda tek bir pozisyonda kalan bir oyuncu da değil. Hani e, hücum hattının, forvet hattının, ofansifinin her tarafında hemen hemen Santrofer hariç her tarafında oynatabileceğiniz bir oyuncu. Galatasaray çok yani çok iyi bir yatırım yaptı. Ve bu, iyi bir fiyata da geldi. İyi bir yatırım diyorsun hocam. Çok iyi, çok iyi bir yatırım. Ee, buradan e, Galatasaray çok farklı bir şeyler çıkacak ortaya. Yani şimdi elindeki topçuların hemen bir hemen şu anda... Bu oyuncuların sonraki satışı ve bonservis bedelleri de serbest kalın maddelerini de hazırladı Galatasaray. Mutlaka, mutlaka. Bunları siz 3 kuruşa 5 kuruşa bırakacağım diyemezsiniz. Yani bu çok farklı bir yerlere gidecek. Ee, şu anda Galatasaray'da şu andaki takımdan söz ediyoruz. Bir daha gelenler meylenler bilmiyorum daha kimler gelecek almak istiyorlar. En başa yazabileceğiniz oyuncu. Bugün Savaşçıoğlu Getson Fernandez'den ben bir haber daha bekliyorum dedi. Olabilir olabilir ama şimdi Getson Fernandez'in tabii oyun tarzı farklı geldiği zaman farklı ama Mur Murutan çok farklı bir oyuncu onu ekstra bir yere koymak lazım. Ben hatırlıyorsam burada şunu söyledim Mehmet hiç de bir oyuncu için kullanmamını Karpatları Maradona'sını izledik Hacı Karpatlarında Messi'sini izleyeceğiz. Yani Messi. Yani ben benzetmesine kadar olur bilmiyorum ama diğer söylediğin her şeyi zaten futbolcu. Benzetme nasıl biliyor musun? Bir şey ya. Yok, yok. Benim, benim de şimdi kıyaslamak için e, kıyaslama o tarzda yani onun tabi dünyada eşi benzeri yok ha, o tarzda ba ama ben de o çok zaman, enteresan ben bir de oyuncu. Şöyle söyleyeyim o zaman bana ilk maçtaki performansı Messi bir Iniesta havası verdi. Şimdi e, Iniesta daha çok göbekte oynayan bir oyuncu. Hı -hı. Bu oyuncu öyle değil. Bu oyuncu daha çok siz bunu Önde ceza sahasının yakın ne kadar çok buluşturursanız siz çok felaket aktif işler evet, şunu yaparlar. Şunu söylemek istiyorum. İlk maç bu bir tabii, bu tabii. maçlık. Ya zaten zaten. %30'unla falan oynadı. Şunu söylüyorum. Mesela sen dedin ya maçı alabilir, maçı çevirebilir. Zaten Morutan maçı aldı. Maçı sonra Galatasaray verdi. Morutan'ın aldığı maçı Galatasaray verdi. İşte i̇lk goldeki işte vuruş imkanı var mıydı? Vurabilirdi, vurmadı. Döndü, çevirdi. Topu attı yer o kadar öldürücü ki. Çıkıldı ama mecbur kaldı gol atmaya. Şimdi Mehmet çok iyi gol. Bak ikinci gol. Aldı gitti verdi girdi. O aldı gitti derken orada bir vücut çalımı var. Ya aynen öyle. Bitirdi karşısındaki adamı. Kıpırdayamadı adam. Ve bunları yaparken hani genç futbolcularda gördüğümüz o bir panik havası vardır. El ayağı birbirine dolaşır topa basar falan. Adam o kadar emin ki kendine o kadar rahat yapıyor ki bunu. Soğukkanlı. Çok, yani futbol aklı çok ön planda olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok izleyeceğiz yani onları. Yani çok kısa bir sürede bana inanılmaz e, umut aşıladı. Çok Bugün farklılıklarını bir de göreceğiz onu. Falka yani. e, teşekkür açıklamış. Onu gördüm bilmiyorum sosyal medyada. Ben de kendisine Türkiye'den ayrıldığı için e, <laughs> teşekkür edeyim. E, ki ya. milyonlarca insanın duygularına tercüman olduğumu düşünüyorum. İşte bize böyle oyuncular lazım. Olmadı, tutmadı yani. Zaten sakattı, bir vardı, bir Aykut, yoktu. Olmadı, tamam, tutmadı, yani çok büyük bak, bir oyuncu. Olmadı, tutmadı değil bak. Çok büyük oyuncu. Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Falka geliyor bizi heyecanlandırıyor. Niye? Acaba biz işte Atletico Madrid'deki adamı izler miyiz heyecanı? Ama bu çocuk e, tabii, tabii. Bu, bu, çocuk Galatasaray'da morutan olacak işte. Onu bize vaat ediyor. Vallahi o heyecan e, veriyor. iyi bir yatırım diyor yani. Şimdi şöyle biz e, çok kısa bir izledik tabii bütün futbol severler e, aşağı yukarı bir e, 50 dakika küsür 50 küsür dakika falan oynadı ama gördüğümüz Morutan'ın yüzde %20'sinde yüzde %20 yüzde %30'u ya Mehmet e, bu gördüklerimizin çok çok fazlalarını göreceğiz. Çok enteresan bir oyuncu. Yani ben kendi şahsıma söylüyorum. Ben hiçbir oyuncuyu buralarda hiç övmedim. Gelsin bekleyelim ne yapacak? Ondan sonra biz kaç evet, çünkü temkinli yaklaştık. İzlediğimiz izlediğimiz yerlerdeki oyuncular farklı, oyuncular farklı. Buraya geldiğin zaman farklı oluyor ama bu öyle değil. Bu adam diyor ki ben topçuyum diyor. Hangi takıma gidersem gideyim ben buyum. Yani bunu çok üzerine bütün futbol kamuoyu seyredecek, izleyecek. Yani hakikaten e, kim tavsiye ettiyse ki tabii Romenlerden gelen bir tavsiye. Haliyle de izlediniz. Fakat çok iyi bir yatırım. İnşallah yani bu tarzlık oyuncular geldiği zaman sakatlıklar olmaz. Uzun vade kulüplerimize hem de ekonomik olarak da katkılar olur. Ki olacağından ben şöyle söyleyeyim yüzde yüz eminim. İşte böyle oyuncuların katkısı olabilir zaten. Aynen öyle. Yoksa aynen öyle. 34 yaşında bir dünya yıldızını son transferinde alıp katkı olmuyor yani. Ama artık o dönem bitti ya değil mi? Şu anda ya. öyle gözüküyor. Şu anda gidişat o Aykut o dönem bitti dediğin şu sezon bitti. Bu sezon bitti. <laughs> ha sonra ne olur bilemem. Baba bence fazla yani, olmaz ya. Geçen sezon bitmemiş. Bak şimdi ben eee Hacı'nın konuşmadığını dinlerken Fenerbahçe'nin yaptığı transferlere baktım. Kolkır dahil olursa ki transfer olduğu için dahil olması gerekiyor ama düşünülmediği için Kolkırlı ve kolkırısı yaptım. Kolkırı dahil edersen 9 transferin yaş ortalaması 24. 29 yaşında. Kolkır. Ee, Serdar da 29 yaşında. İki oyuncu. Yani biz 32'liklere, 33'lere alıştığımız için. Şimdi bunlar yaşlı oyuncular. Halbuki 30'u görmemiş iki oyuncudan bahsediyorum. Kol kırı çıkartırsan 23.5'a düşüyor. Ha şimdi tabii içeride de, içeride de nereden bakarsan bak bir 28'lik, 29'luk, 30'luk bu dünyanın elit takımların hepsinde var. Var. Olması da gerekir. Var ama bizim problemimiz da şuydu hocam. Biz genel biz, hepsini biz çok fazla... Artı 32, artı 33 üzerine takımlar kurup o insanların yaşadık. üstüne yaşadık yıkarak onları. yani bunu sportif olarak performans beklemek hadi tamam. İşte Yıldızdır, yetenektir tamam. Bir de şöyle bir uçukluğumuz var. Alırız, Araplara, Çin'e satarız. <laughs> ya Bırak Allah aşkına ya. <laughs> Şimdi tabii bu sezon farklı bir yerlere gittiler. E, Türk futbolcuların az olması, fazla e, piyasanızda bulunmaması olanlarınızın perçeşitlenmiş e, işte Trabzon'da var, Fenerbahçe'de var, Beşiktaş'ta var, Galatasaray oralarda e, artık kırı, kırkı kırk yarıyorlar. Ekonomik olarak da sıkıntıları. İşte bu şekilde oyuncuları bulduğunuz zaman size belki bir topçu 10 tane yaptığınız transferin parasını çıkarabilir. Tabii. E, artık bunları şu, düşünmek lazım. Şu soruyu bir sorayım. Sonra yine detaylandıracağız. Şimdi